Evet sevgili seyirciler, arabamızı şöyle bırak, göstereyim şöyle arabayı. Arabayı böyle bıraktık sevgili seyirciler. Hamidat köyünde kamyon var. Şimdi buradan aracı bırakıp yürümemizi istediler. Şimdi biz buradan Hamidat'taki kayona doğru yürüyeceğiz. Bakalım neyle karşılaşıyoruz. Bilmiyoruz tabi. Buradan sonrası araç gitmediği için yürüyün dediler. Evet. Burada yolu kapatmış arabadan. Hangi ne kadar zamanda varacağız? 10 dakika, 15 dakika. Harika sevgili seyirciler. Buraya gelip görmeniz gerekir. Doğa manzarası. Çok güzel. Evet biraz uzak ama burası yengekler görerekten yolunu yapabilir. Evet. Arkadaşlar şimdi burada bir mağara gördüm. Bakın mağaraya gideceğim. Mağarada ne var? Hep birlikte görelim. Evet. Evet sevgili seyirciler gel buradan çekelim. Bak burada bir mağara var. Bu mağara burada vallahi herhalde burada gece yattılar herhalde. Burada yani kilim var. Böyle dinler falan getirmişler. Evet kayanın içerisinde ateş yakmışlar. Herhalde burada gece nasıl olur bilmiyorum. Ama evet burada harika bir doğa var. Harika bir manzara. De burada yani birkaç gün kalmak lazım buraya keşfetmek için. Çünkü karşınıza her an her şey bir şey çıkabiliyor. Hayran kalabiliyorsunuz. Ya bu da hayran kaldığınız mağaralardan bir tanesi. Tabii karşıda var bakın. Orada mağara var. Daha ileride bu kayalara sevgili seyirciler biz görmedik de drone'dan çektim ben. Drone'dan belki gözükmüştür. Kayalara yol yapmışlar. Tabii bu şey zamanından geliyor. Bizans zamanından gelmiş. Öyle diyorlar rivayete göre. Tam bilmiyorum tabii tarihi. Ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Hamid Abad köyündeki bu kanyonu biz Türkiye'ye tanıtacağız sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler şu an Hamid Abad kanyondayız sevgili seyirciler. Harika bir manzara var. Yani buraya gelmenizi tavsiye ederim. Yani ki çok güzel. Ben de ilk defa geldim. Bilecik'e burası 10 km. Köyden burası 2 km. Yalnız 400 metre falan yürüyüş yolu var. Tabii ki daha burası yani Bilecik keşfedememiş kanyonlarımızdan bir tanesi herhalde. Tabii ki daha önceden vardır ama belki gündeme gelmedi. Ama burası bizler de haberci olarak da burayı yavaş yavaş gündeme getiriyoruz. Vali Bey veya Turizm Müdürü ilgilenen meclisimiz buradaki yolu yapar ve buraya araçlar gelir. İnanın ki burası doğa manzarası çok harika. Burada turizm sağlanabilirse tabii ki burada da bir köye katkısı olur ve ülkemize katkısı olur diye düşünüyorum. Yani ben tabii ki bu anlatmakla bitiremem. Bunun ayrıntılarını Bilecik Olay Haber'de takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Harika gerçekten. Bakın şu harika şeye bakın. Rengarenk. Yeşilin her tonu var. Sakarya Nehri buradan geçiyor sevgili seyirciler. Yani gelip burada yaşamanız lazım. Bir gününüzü alın, manganızı alın gelin derim. Hakikaten çok harika.